Aynı sınıfta değildik ama aynı okuldaydık. Yani kötü bir kelime bulamıyorum. Yaşadıklarımız, daha yaşayacaklarımız, bunların önlem alınması gerekiyor. Bir şekilde bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu şekilde üzgünüz. Şok oldum yani daha doğrusu. İlk başta tanımadım zaten kim olduğumu. Çünkü ilk okuldaydık, çok küçüktük. Daha sonradan öğrendim. Bu kadar. Peki korkuyor musun? Korkuyoruz. Tabii ki hepimiz korkuyoruz. Yani geleceğimizi şey altındayız yani, zan altındayız. Yolda yürürken, bakkala giderken bile yani 2 saniye sormamız ne olacak? Bir psikopat tarafından öldürülecek miyiz? Parçalanacak mıyız? Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Yaşadığımız semt, ülkemiz. Yani biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Korkarak geçirmek istemiyoruz günlerimizi. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Yani ben bile eve giderken artık korkuyorum. Ben de surların orada oturuyorum. Yani bunlar nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Üzgünüz diyecek bir şey bulamıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben de yaşadım bu acıyı. Ben de kardeşimi kaybettim. Artık buna dur diyelim. Yani çoluk çocuk etkilendi. Benim çocuğum şahit oldu. O yolu kullanmam diyor. Hani çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Allah ailesine sabır versin. Ölen kişiyi tanımıyoruz ama o da bizim bir evladımız. Hani ben de bu acıyı yaşadığım için o yüzden burada duruyorum. Bu acıyı yaşadım dediniz. Evet. Kız kardeşimi kocası öldürdü. 3 gün evde sakladı. Dün de onun ölüm günüydü. Dün de bu olay oldu işte. Yani acılarınız tekrardan tazelendi. Yani bir kadın olarak üzgünüz. Yani bu kadınlar bu ölümü hak etmiyor. Peki kız kardeşiniz de bu. Kız kardeşiniz de bu acıyı yaşadığınızı söyledi. İşte ölüm yıldönümüydü. Peki bir şeyler değişti mi sizce? Değişiyor mu ya da? Değişmiyor. Nasıl bir çaba verdiniz? Daha kötü. Bir mücadele verdiniz. Daha kötü. Yani günden güne daha kötü şeyler oluyor. Hani 5 seneye girdi kardeşim. 5 bitti, 6 seneye girdi. Daha çok kadınlarımız, kızlarımız ölüyor. Çocuklarımız ölüyor. Yani daha kötü, dünya daha kötü olmaya başladı. Açıklığım yok ama bir kadın, bütün kadınlar demek. Bütün hepimizin canı yanıyor. Yani ben kalktım, Anadolu bölgesinden geldim buraya. Çünkü içim rahat etmiyor, vicdanım rahat etmiyor. O toprak altında yatarken küfür etmek istemiyorum. Benim vicdanım sızlıyor. Ben bu ülkede nefes alamıyorum. Nefes aldığımı hissetmiyorum. Yürüyemiyorum, dolaşamıyorum, su içemiyorum. 2 gündür midem bulanıyor, görüntüleri gördüm. Yaşamak o kadar zor ki bu ülkede bir kadın olarak. Yani dayanamıyorum artık bu ülkede yaşamaya. Gerçekten diyeceklerim bu kadar. İkbal için çok üzülüyorum. Üzülmeye de devam edeceğim. Başsağlığı diliyorum yakınlarına. Annesinin feryadını gördüm. Yani bir anne için çok zor. Bizim için bu kadar zorsa bir anne için çok zor. Doğur, büyüt, tanımadığın birisi gelsin canını alsın vahşice. Bu gerçekten yani akıl almaz, mantık almaz, hayvan yapmaz. Ya insan çok kötü. Çok kötü bir varlık. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Buse Başdemir, ben üniversite öğrencisiyim. Psikoloji okuyorum. İkbal herhangi bir tanıdığım değildi. Sadece yaşıtımdı, çağdaşımdı. Kelimeleri toparlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.
asla yasta değiliz. Kesinlikle isyanlardayız ve bu mevzu artık kadın erkek eşitliğini geçmiş boyutta. Yasa istiyoruz, yaptırım uygulanmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. O şekilde teşekkür ederim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gördüğümden beridir asla kendimde değilim. O şekilde. Ben teşekkür ederim. Adım Arda, soyadım Küçük. Ben buraya hem cinsimin yaptığı ahlaksız, kadını şiddete karşı yapılan iğrenç şeyi yapmak için geldim, göstermek için geldim. Hem cinsimin yaptığı bu ahmakça, aptalca şeye çok karşıyım. Ve ayrı zamanda da üzgünüm. Çünkü bu protestoda sadece ben burada erkek olarak kendimi yalnız hissettim. Yani yanımda 2-3 erkek en az olmalıydı diye düşünüyorum. Erkek isterseniz kız olun. Gelin burada protesto yapın. Çünkü bir kadının hayatı söz konusu oldu. Yarın da sizin ailenizden biri olabilir. Erkekler, bu mesajım size. Lütfen sesinizi çıkarın. Erkek olsanız bile kadınlarımız can çekişiyor. Diyeceklerim bu kadar. Nasıl öldüğünü bile bilmiyorum ben. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Yok, neymiş, 6 ayda çıkarmış, 1 senede çıkarmış. Yani neyi 6 ayda çıkıyor, ne 1 senede çıkıyor ya. Bir çocuk kolay meydana gelmiyor. Lütfen. Olmamız gerekiyor. Bir daha mezarını açtırmamız mı gerekiyor? Yani elimiz kolumuz yetişmiyor diye. Hani bunları mı yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Biz de mi çıkalım surlara, kendimizi atalım o zaman? Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tamam, ben sadece çocuğumu bir an önce neden, niçin, nasıl öldürüldüğünü öğrenmek istiyorum. Adli tıp raporunun çıkmasını istiyorum ve katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ve bunların sonunun gelmesi için idam gelsin istiyorum. Ya bir kişiyi aleme ibret sallandırsınlar. O zaman bakalım nasıl duruyor millet? Nasıl duruyorlar? Ya durun artık, bu canilik nedir ya? Bu şeytanlık nedir? Bunlar insan değil ya. Biz çocuklarımızı kolay getirmiyoruz ya. Bu da benim yavrum. Öbürkü de benim yavrum. Hepsi benim yavrum. Ama ben yavrumun arkasında bile duramıyorum. Sedef Güler vahşice katledilerek Büyükçekmece'de dambıllara, zincirlere sarılarak halıyla birlikte denize atıldı benim çocuğum ve 4 aydır adli tıp raporu hala çıkmadı. 4 aydır ben hiçbir şey bilmiyorum. Çocuğumun hiçbir şeyini, eşyalarını teslim bile alamadım. Sadece bu katili yakaladık dediler. Bir çanta dolusu parayla Edirne sınırda kaçarken yakalandı. Ya bu adam oraya kadar nasıl gidiyor? Mültecilerle nasıl anlaşıyor? Ya şuradan giderken biz... Geçiyorum kadın olarak, kaç tane bekçiye çevirmeye geliyorum. Bu adam 8 yıl kesilmiş cezası varken dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Geliyor benim yavrumu orada katlediyor. Beni çeviriyorsun, onu nasıl çeviremiyorsun sen? Bu hiç mi gelmiyor? Hiç mi denk gelmiyor? Nasıl denk gelmez ya? Nasıl denk gelmez de bu yavrular katledilir ya? 9 ay karnımda taşıdım, sancılarla, ağrılarla doğurdum. Bir lokma ekmek bulamadım yedirmeye, geri geldi aç yatırdım. Ben böyle büyüttüm çocuklarımı ve bütün hepimiz böyle büyütüyoruz çocuklarımızı. Ya olmasın artık, sesimiz duyulsun ve benim adli tıp raporumun çıkmasını ve bu devletin arkasında durmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yoksa adaletimi ben kendim sağlayacağım. Ben kendim sağlayacağım. Devlet sağlamıyorsa o adamı da ben aynı şekilde katledeceğim. Bunu mu istiyorlar? Bunu mu istiyorlar? Çünkü benim ciğerim yanıyor. Ben 4 aydır nasıl uyku uyuduğumu bilmiyorum. Gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Yeter artık. Gerçekten yeter ve sesim duyulsun, daha çocuklarımız katledilmesin. Kadın 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 diyerek bahsediyorlar. Bu kadın değil ya, bu çocuk çocuk. Çocuk. Benim Sedef'im de çocuktu. Daha çocukluk hatları gitmemişti yüzünden. Bebekti ya benim yavrum. Ve kadın diye şey yapıyorlar. Nesi kadın bunların ya, bu da ne ya, bu da çocuk ya, bu da süt kuzusu ya, ağzında süt kokuyor bunların. Nasıl ben
öpmeye kıyamıyorum ya yavrum, öpmeye kıyamıyorum ve geliyorum cani eller katlediyor bizim çocuklarımızı. Böyle bir şey yok, buna artık bir dur denilsin. Gerçekten dur denilsin, herkesin canı çok yanıyor. Ben aynı şeyi iki gündür tekrardan yaşıyorum. Her gün bana kızıyorlar ki diyor sen böyle toplayamazsın. Ya tamam benim çocuğum gitti ama hala gidiyor bu çocuklar, ben sesimi duyurayım. Canı yananlar da sesini duyursun. Ben buraya uçarak geldim, dedim ki yalvardım, dedim belki bir nebze sesimi duyurabilirim dedim. Yavrumun arkasında durabilirim dedim. Nereye gitsem elimi kolumu bağlıyorlar. Çocuğum öldürülmüş, bana hiçbir açıklama yapılmıyor. Karakoldan bile sen git haber verecek, dosya gizli, dosya gizli. Benim yavrum katledilmiş, bana hala 4 aydır dosya gizli deniliyor. Ben yavrumun hiçbir şeyini alamadım ya, duruyor hala orada duruyor. Artık yapılmasın bunlar, gerçekten yapılmasın. Hepsi bizim yavrumuz, hepsi biz bir kadınız. Ve bizi katleden bir erkek ve başımızdaki de erkek. İlla kendi canlarının mı yanması gerekiyor? Yanmaz, çünkü etten duvar örülmüş, onlara kimse ulaşamaz. Ulaşan garibana ulaşıyor, parası olmayana ulaşıyor. Benim çocuğum iş görüşmesine gitmişti oraya. İş görüşmesine gittiği yerde katledildi benim yavrum. Ve nicileri katlediliyor, daha edilmesin ya. Edilmesin, ben daha başka bir şey demiyorum, konuşamıyorum da. Buradayım. Gerekirse aylarca kalınsın, aylarca ben burada otururum. Yeter ki adalet yerini bulsun, idam gelsin. Bunların da canı yansın, içeride yaşamasınlar. Ben tek istediğim yavrumun arkasında, Sedef Güler'in arkasında durulsun istiyorum. 4 aydır da ne mahkeme açıldı, ne bir şey, sadece adam tutuklu. Adli tıp raporu bile yok. Bana hiçbir şey söylenmedi. Ben yavrumun hakkını arıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Ve bu garibanların yavru şeylerini, haklarını arıyorum. Daha hiçbir çocuk katledilmesin.